Evet millet, bugün Never Dream adındaki oyunun canlı kanlı ilk izlenimiyle birlikteyiz. Oyun şekli adı da görüldüğü gibi çiftlik simülatörü diyebileceğimiz bir sandbox. Oyun kendisi hafif survival öğeleri de barındırıyor. Burada göreceğiniz üzere birçok içeriğini görüyorsunuz zaten resimlerde. Gayet böyle tatlı, böyle kafa dağıtmalık bir oyun. Zaten burada birçok detayını yine görüyorsunuz. Kırsalda macera dolu sihirli bir yaz diyor gördüğünüz üzere. Böyle çok fazla kısa bir açıklamayla bizi karşılıyor oyun. Şöyle aşağı doğru gelecek olursak oyunun fiyatı o neymiş? 30 Mayıs'ta çıkacakmış, daha tam çıkmadı. Ön sipariş verebiliyorsunuz 188 liraya. Normalde 235 liraymış, %20 indirimle 188 liraya alabiliyorsunuz. Oyunun fiyatı 19-20 dolar, 188 liraya denk geliyor şu anda ve bölgesel fiyatlandırmanın işte yine ortalama olduğunu söyleyebilirim. Tek oyunculu bir oyun zaten. Türkçe'de seçeneğimiz yok. Yine aşağı doğru geldikçe şurada diğer işte oyundan bilgileri görebilirsiniz. Hayvan cenneti diyor. Yaratacakmışız. Tüylü dostlarımızı edinecekmişiz ve böyle sihirliler ortaya mı çıkıyor? Bu neymiş? Bu garipmiş. Sandbox olayı işte biliyorsunuz zaten. Böyle bir farmer oyunu olacak. Birlikte göreceğiz, inceleyeceğiz zaten detaylarını. Sistem gereksinimleri de oldukça düşük diyebilirim deyip yavaştan direkt oyuna geçebiliriz. Oyunun menüsü bu şekilde, gayet sade bir menüsü bizi karşılıyor. Buradan ayarlarınızı yapabiliyorsunuz. Sesler biraz fazlaymış hala. Bir tık kısabiliriz. Bu dış ses, kuş, böcek bilmem ne sesini buradan ayarlıyorsunuz. Şöyle yapacağım ben, ortalama bir şey yapayım. Türkçe dil yok dediğim gibi direkt menüsü de bu. New Game deyip oyuna başlayalım. İstiyorum bakalım nasıl bir şeymiş. Karakterimizi oluşturacağız. Okey. Hafif mobilimsi duruyor ya bu kısımlar. Bak bayağı mobil gibi. İsmimi yazdım. Burada random yapabiliyormuşuz şöyle. Onun dışında... Bu neymiş? Çevirebiliyorsun falan. Randomlardan şöyle, neyse biz detaylarını kendimiz ayarlasak sanki daha iyi gibi. Şöyle bir şey, ya bu çok yuvarlak, böyle bir şey yapacağım. Ya da yok, böyle iyi gibi. Tam böyle yapacağım. Buradan işte kulakları ayarlayabiliyoruz. Ne kadar kepçe olacağını seçebiliyorsunuz, ne güzel. Kepçeliğimi ayarlıyorum, güzel. Buradan saçlarımızı ayarlayabiliyoruz. Şöyle falan yaparım gibi geliyor ama. Bir cinsiyet ayrımı yok oyunda, onu söyleyebilirim direkt. Buradan burun ayarlıyormuşuz. Yani standart bir şey yapalım. Ten rengi ayarlanabiliyor. Yani yine standart bir şey yapacağım. Saçlarımızı, gözümüzü, her şeyimizi ayarlayabiliyoruz. Onu çok kurcalamak istemedim. Buradan da gözümüzü ayarlıyoruz. Mavi yapacağım yine. Yine. Şeyler birazcık garip duruyor ya. Cinsiyetin de olmamasından kaynaklı biraz fazla serbest gibi de. Evet, böyle baygın bakan bir ben. Evet, güzel. Bu ne? Ha, ben falan böyle bu tarz. Çilli falan yapabiliyorsunuz. Yani işte böyle bir şey yapalım. Buradan da ne bu? Aha. Evet, böyle bir şey yapabilirim. Ya da standart bir şey yapalım ya, çok da önemli değil. Böyle karakterimizi tamamladıktan sonra devam edebiliriz buradan. Evet. Bakalım. Şimdi bir tutorial olacak mı, onu merak ediyorum. Şu loading ekranları gayet bu arada hoş duruyor. Bayağı hoş duruyor. Bakalım bakalım. Heh, tutorial galiba var. Bu ne, annesi mi? Okey. Orada. Haydi. Götürüyorlar bizi.
Gelmişiz zaten de gelçi bu tarafa. Neyse dönüyoruz. Seslendirmeyi çok direkt yazılarla bir şey yapmışlar burada. Yüzüyor. Alt klinik mi? Burayı fazla uzatmışlar ya. Ne yapacağım? Abi ne kadar uzatmışlar orayı. Bu aha bir optimizasyon birazcık bir sıkıntılı gibi. Şeyi ayarlayacağım. Controller sensitivity'yi birazcık düşürelim. Bakayım bakayım, evet. Kontroller standart VLC'de shift'e koşuyoruz, evet. P ile yerden bir şeyler alıyoruz. 1 ile mesela ne yapacağım bunu? Yardım edecekmişim falan. Oyunun mini map var. Geniş de bir haritası var gibi duruyor. Tabla görevler, tutorial'lar falan olacakmış. Taba basıp buradan galeri resimler işte. Ha. Her bir hayvanın işte ağacın vesaire bitkinin neyi varsa resmini çekebiliyormuşsun falan, bilgisini alacağız falan gibi bir durum. Giysilerimiz varmış burada. Achievement'lar var böyle. Log'lar varmış. Yaptığımız şeyleri bir journal'a kaydediyor. İşte istatistiklerimiz var. Zıpladın gibi bir şey mi bu? Bu neymiş lan? Kaç metre yürüdüm falan. Tutorial'lar varmış. Minimap'ten diğer şeyleri görürsün falan. Buradan bunları gösterdi zaten. Tutorial'ı böyle yapacağız galiba, anladım. Haritadan böyle tapta direkt map'ten harita gözüküyor. Buradan da böyle marklar bırakabiliyorsun. Onları sonra böyle geri de alabiliyorsun. Da bunu bir heh, aldım. Şu zoom yapılıyormuş. Bir de F ile. Bu ne abi ya? F ile set marker diyor ama mouse herhalde. Tabla böyle açıp kapayabiliyorum. Neyse devam. Diyor ki Grandfather'la konuşacakmışız. Koş bakayım. J'den görevleri görebilirsin diyor bu arada. J'de görevler varmış. Grandfather burada gözüküyor zaten. Harita geniş ya bayağı bu arada, bakın. Hiç fena değil. Evet. Hop. Biz bir yandan bir şeyler topluyoruz da. Çaktırma çaktırma, görmedin. Olmadan alıyorum her şeyi. Dur bakayım. Oh, topladım, çaldım her şeyi. Oh. Var mı daha? Azıcık daha çalayım. Ne oldu lan? Bir yavaşladım. Kick mi? Tek mi atıyorum? Hem topluyoruz hem de tepik mi atıyorsun? Bu nasıl bir şey? Oh. Kitleyebiliyormuşsun mesela, bozuk şeyler tamir edebiliyorsun falan gibi şeyler. Bu ne? Kitleyebiliyorsun ya, tekme de atabiliyorsun. Ay. Baya dallar düşüyor falan. Oo, enteresan. Yaprakları falan düşünün. Bulduk da konuşamadık. Dayıcım dur. Gel bakayım. Blue Jim pijama verdi bana. Çok güzel. Ya konuşmaları çok uzatıyorlar abi. Bu tarz oyunlarda hikayeyi güzel verebilirsen çok iyi abi de. Yani şunun uzatmalarından ben nefret ediyorum mesela. Konuşmalar da çok standart olduğu zaman, ki konuşmalar çok standart gözüküyor şu anda benim gördüğüm. O yüzden çok rahatsız edici benim için. Bu ne lan, ağırlık mı var? Bazen yavaşlıyor karakter, niye acaba?
İki tane wood daha gerekiyor mu diyor. Nerede ki agama? Oğlum aldım her şeyi ama. Olmadı mı? Burada ipler, mipler, çöpler, bir sürü bir şeyler. Bir şey diyeceğim, benim envanterim nerede ya? Yok mu envanterim? Bakayım. Heh. I'ya bastığın envanter. Tuşlar çok bildiğimiz standart işte. I'da envanter, M'de harita, J'de görev, standart RPG mantığı. Tam. Tam anlamıyla RPG yani oyun. Bir mantığında ilerliyor. Bunların böyle üstüne geldiğin zaman yavaşlıyor bu arada. Ağırlıktan dolayı bir yavaşlama değil. Şuraya geldiğin zaman yavaşlıyor. Bir anlamadım niye. Garip. Ha, kedi var. Kedi var. Kedi var. Yakaladım valla. Bu kadar mı? Garip. Neyse. Ha, bende mi geliyor bir de şimdi? Gel bakayım. Vallahi bende geliyor. Bunu nasıl fix diyeceğiz agam? Missing 2 item var diyor. 8'e bastım. Ha, dur şimdi bakayım. Bu böyle bir şey değil bu galiba. Missing wood diyor. Niye böyle diyor ya? Topladık galiba her şeyi. Ha, biz şey aldık bir de, dur ya. Nerede lan o? Şu 5 gerekiyor olabilir belki. 6 mı gerekiyordu? Bakayım, bununla deneyelim. Aa. Yalnız animasyonları mükemmel. Yani. Aa, yoruluyoruz falan. Bir de öyle bir şey var. Aha. Öldü çocuk bu arada ya. Nefesi menfesi kesildi artık. Aha, parçaladım. Yok ediyoruz daha, dur. Agam yanlış oldu, dur. Fixleyeceğime daha kırıyorum galiba ya. Niye böyle oldu? Heh. Yaptım. Aa, güzel. Bura. Ha, bura olmuş zaten. Bir de 12 mi attı yere ya? Her yere çöp atmışsınız arkadaş. Nerede lan o? Her yeri çöplemişler ya. Biri geliyor, biri geliyor, biri geliyor. Aa, yokmuştur. Ağaç lazım. Başka nerede ağaç var? 7 mi? Yok, 6. Bu ağacı keselim. Bu yaramıyor bize zaten. Gel, ağacı kes. 7. Lan ne oluyor? 7 değil, 6. Kes bunu. Heh. Kes kes, bu ağaç lazım değil bize zaten. Ne yapacaksın? Ağacı ne yapacağız ya? Ne işim yararı. Kes. Tamam. 6. Yap bakayım. Lan. Parampürçek ettim. Yanlış yaptım. Olmadı. Orayı tamir etmem isteniyor da. Heh. Bu da tamam. Bu da tamam. Bu da tamam. Nere kaldı daha be? Burayı da mı yapacağız ki? 7. Ya bunu ben niye 7, 3, 1 diye uğraşıyorum? Bunu buraya koy aga. Bunu da buraya koy. 1, 2, 3 işte. Bunları niye uğraştıysam bu kadar ya. Buradan. Bunu nasıl yaparız acaba ya? Bunu anlamadım ha. Bunu kırdık mesela. Nasıl tamir edeceğiz? Baga mı soktuk yoksa? Dur bakayım. Burada sanki bir tutorial da gösterdi gibi bir şey. Bu değil. Bu değil. O da değil. Aksla, ha, bunu kırıyormuşsun. Malzeme buradan topluyorsun. Oluşturma nereden agam? Aa, ne oldu lan? O da enteresan ha.
Görev möre var mı ya? Dur bir bakayım. Burada bir şey var, burada bir şey var. Bir şey var, bir şey var. Chicken repair, repairing chicken ne diyor ya? Chicken coop'u tamir edecekmiş. Biz yanlış şeyi tamir ediyor olabiliriz bu arada ya. Şimdi fark ettim onu. Elim E'ye gidiyor. F'ye basacağız. Dur bakayım. Her yer çöp. Her yer çöp. Her yeri nasıl bu kadar çöp yapabildiler ya? Aa, burada da balta buldum. Oha, burada bir şeyler, bir şeyler, bir şeyler daha var. Aha, kasa mı bu? Evet. Buradan da kasamız varmış. Oha, kocaman kutuyu mu aldın? Agam, dur bir dakika. Aldın mı onu gerçekten? Oğlum 3 tane kocaman kutu aldık. Bu nasıl oldu böyle bir şey? Koca koca kutular nasıl alabiliriz ya? Ay, samanı falan da alıyor. Baya geniş bir envanterımız var. Gerçekten yani. Bu ne lan? Animal treat mi? Oo. Okay. Ben böyle bir envanter görmedim yani. Çocuktaki envanter inanılmaz. İnanılmaz. Görüyorsunuz zaten bak. Yük kapasitesinde sığınır çığır yani. Böyle bir şey yok. Bu ne? Ondan. Bunları da al. Bunların hepsi lazım olur. Al. Bunu alamıyoruz mu lan? Şimdi bak, ağırlık olsa buraya koyardım mı? Ağırlık diye bir şey olmadığı için sıkıntım yok. Geniş geniş envanterim var zaten. Bu ne? Aa, onu da aldık. Onda E ile bir şey yapıyordu da. Ne yapabiliriz ya şu an? Tavuk çiftliği nerede ki ya? Orayı göremedim hala. Dur bir bakacağım bir. Bak bunu tamir edebiliyormuşuz. Ama ağacım yok. Nasıl ağaç çok abi? Milyon milyar tane ağaç kestim ya ben. Vurayım mı acaba? Neyse vurmayayım. Burada bir enerjimiz var bak vurdukça. Yo, enerji değil galiba ya. Ağacın değil galiba. Dur bakayım bir daha deneyeceğim şimdi. Bir daha. Allah Allah. Ağaçtan elma falan da alabiliyormuşuz falan. Dur şeyi deneyeceğim ya be. Aynen. Bu ağacın canıymış bu arada. Benim enerjim diye düşündüm de değilmiş. Bak yıkılacak şimdi. Bir daha vuracağım. Param pürçük oluyor. Okey. Şuraya şimdi geri dönebiliriz mesela. Bak orayı tamir edeyim. Neredeydi o? Bunu böyle tak 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 tamir ettim. Hop bak burayı tamir ettim. Böyle. Yani burayı komple kendimiz oluşturacağız aslında bir nevi. Öyle de diyebiliriz. Oturabilirsin, alabilirsin diyor. Oturacak. Kalk agam. Aha. Kedi yine koşuyor. Optimizasyonu fena değil gibi ya. İlk başta bir açılır işte bir kasma falan oldu ama. Biraz toparladı sonradan. Tamam. Başka nere var? Buna vurursak ne olur acaba? Fix the chicken diyor. Ha, chicken şeyini buldum bu arada ya. Allah'ım. Oraymış arkadaşlar. Evet.
Haritada gösteriyormuş zaten de ben tabi kilitlendiğim için diğer şeylere çok bakmadım da bir ara her şeyi kurcalayayım diye böyle iyice. Orayı baya baya kendinize göre ayarlayabilirsiniz bu arada ya. Gayet iyi duruyor. Ya yani burayı tam bir çiftliğe dönüştürebilirsiniz. Neymiş? Burada niye bu kadar çöp var peki? Neyse J'ye basıp görev varmış mı? Yok mu görev başka? Ha görevler galiba şuralarda yeni görevler geldi bak şimdi oraya gideceğim. Böyle yeni görevler alacağız falan. Excellent work. Finding olsun. Bir olmamış. Şeyler falan da açılacak daha bu arada. Ha bak giysilerine falan bakabilirsin diyor. Şeyler falan da açılacak daha. Üretim yapabileceğimiz işte craftlar falan açılacak daha. Onlar açılmadı, onlar da açılacak. Ve bayağı da geniş bir haritası var ya. Bakar mısın şuna? Her taraf açılmıyordur da. Oğlum bu nereye gitmiş? Bu nereye gitmiş böyle? Enteresan. Burada bir şey var, burada bir şey var. Bak kedi var, bilmem ne bir sürü. Genişte bir dünyası var. Neyse ben daha fazla uzatmayayım bence. Gayet gösterdiğimi düşünüyorum her şeyi. Baya arayüzü falan hızlı baya bu arada. O hoşuma gitti bir tık. Yani tam bir çiftlik oyunu işte biliyorsunuz. Bu tarz oyunları seviyorsanız hoşunuza gidebilir diye düşünüyorum. Biraz şurayı temizleyeyim ben ya dur. Vur vur vur. Heh. Buradaki çer çöpü bir kaldırayım. Böyle burayı baya baya çiftliğe çevirebilirsiniz kendi istediğiniz gibi ve görevler falan da var. İşte kendi istediğiniz şeyleri de yapabilirsiniz buradan. Görevler de yapabilirsiniz. Artık size kalmış. Böyle geniş bir oyun istediğinizi yapın diyor oyun size. Gayet başarılı gece gündüz ve gün döngüsü var. Bakayım. Kameha. Onu siz tabii ki şu an tam göremediniz. Dur. Bir son dakika oldu biraz ama. Böyle bir aslında ekranın sağına kaydırmak daha mantıklı gibi. Kameramı şöyle koyabilirim. Alt tarafta harita var. İşte gün var. Görevler solda zaten. Materyallerim de işte üst tarafta görüyorsunuz zaten. Adam bayağı çiftçilik yapıyor ha. Dur ben de yardım edeyim. Yapamıyor muyum ben? Bak bak. Döktüm ya buna. Buraya söküyorsun, işte yeni şeyler takıyorsun, takıyorsun yani yeni şeyler ekiyorsun falan yani böyle. Mantığı anladınız işte bildiğiniz çiftlik oyunu tam anlamıyla. Böyle daha fazla uzatmadan ben bence ilk izlenimi yavaştan bitireyim. Özetle böyle bir oyundu. Oyunun genel bakışını gelecek olursak grafikleri görüyorsunuz gayet tatlı grafikler mevcut. Yine onun dışında sesleri falan gayet başarılı duruyor. Oynanış keyifli. Yani öğretici kısmı çok fena değil diyebilirim. Bir yönlendirmeler biraz zayıf gibi ama yine de gösteriyor falan her şey. Yine başarılı. Geniş bir dünyası var. Grafikleri dediğim gibi güzel. Optimizasyonu falan fena değil. Sesler falan başarılı. Konuşma sesleri yok. O bir tık üzdü. Ama onun dışında gayet iyi duruyor. Oynanış ve dinamikler de fena değil. Gayet başarılı. Geniş bir oyun ya baya baya geniş bir oyun. Keyifli duruyor. Bu tarz dediğim gibi çiftlik oyunlarını seviyorsanız hoşunuza gidecektir deyip daha da fazla uzatmadan ilk izlenimi yavaştan bitiriyorum özetle. Everdream Valley böyle bir oyunda ve bu da ilk izlenimimizin sonuydu deyip böylece videoyu da bitirmiş.